Haldun Karabudak ve Kubilay Dökmetaş'la İki Elin Sesi başlıyor. Sevgili dostlar, bir kez daha merhaba. İki Elin Sesi'nin birinci eli Kubilay Dökmetaş. Estağfurullah efendim. Birinci, ikinci diye tabii ki derecelendirmiyoruz ama adı üstüne sağ elin sol elden bizim için, insanoğlu için çok da bir farkı yok. İkisini eşit kullanıyoruz zaman zaman. Kimi zaman da solak olanlar daha fazla sol elini kullanır. Sağlaklar bizim gibi olanlar da sağ elini kullanır. Ama işte vatandaş Türk'te de demiş ki sağ elin sol ele faydası yoktur demiş. Evet, sağ gözün sol göze faydası yok dediği gibi. Öyle. Evet. Nerede kullanıldığını, hangi anlamda söylendiğini, mecazi anlamda mı, gerçek anlamda mı değişiyor. Geçtiğimiz programlarda bir konuyu altını çizmeden geçemeyeceğimi söylemiştim. Türkülerdeki acıları bale eylemek olayı Halduncu. Evet. Dolayısıyla İki Elin Sesi programında yine bir doğru bildiğimiz yanlışlar ya da türkülerin arka planındaki tarihi gerçekler, yahut da efsaneler ya da anlatılar, bunları paylaşmak istiyorum ben sevgili dinleyicilerimizle. Demiştik yani hey 15'li 15'li tokat yolu gerçekte başkası. Sözlere baktığımızda yaşları bile tutmayan çocuk yaştaki askerlerin cepheye gitmelerini ifade eden bir acıklı türkümüzdü, tarihi türkümüzdü. Ama bunu halk ne yaptı? İşte acıyı bal eyledi dedik. Farklı metronomda, farklı duyguyla, farklı zamanda, farklı ritimle. O anki insan haleti ruhiyesine göre de müziğin icra edilişinin ritmi, duygusu, gideri bile, vitesi bile değişiyor yani. Bunlardan birisi de Temir Ağa türküsü. Önce istersen türküyü okuyalım, evet, icra edelim. Sonra bunun üzerine biraz konuşalım, sohbet edelim. Kalenin başında ekerler darı, ekerler biçerler ederler kârı. Yar bana yollamış ayvaynanları, oy Temir Ağa'ya, yan Temir Ağa, bir ayak üstüne dön Temir Ağa. Temir Ağa değil mi? Temir Ağa. Temir Ağa ya da Demir Ağa, bölgeden bölgeye değişiyor. Aksak Timur. Nerede biraz bu türkü? Bu Sivas. Sivas İmranlı. Bebek İsmail'den derlenilen bir notaya alınan Nida Tüfekçi hocamız rahmetli tarafından, namı diğer Bebek İsmail'den efendim notaya alınmış ve bugüne kadar gelmiş, 1970 yılında notaya alınmış. Önce bir icrasını yapalım, sonra da üzerine konuşalım. Kalenin başında ekerler darı, ekerler biçerler ederler kârı, ekerler biçerler ederler kârı. Yar bana yollamış ayvaylanları, oy Temir Ağa'ya, yan Temir Ağa, bir ayak üstüne dön Temir Ağa. Oy Temir Ağa'ya, yan Temir Ağa, bir ayak üstüne dön Temir Ağa. Kalenin başında ekerler küncü, ekerler biçerler severler genci, ekerler biçerler severler genci. Yar bana yollamış ayva turuncu, oy Temir Ağa'ya, yan Temir Ağa, bir ayak üstüne dön Temir Ağa. Oy Temir Ağa'ya, yan Temir Ağa.
üstüne döndü miral. Kalenin başında taş ben olaydım, ela göz üstüne kaş ben olaydım, ela göz üstüne kaş ben olaydım, bacısı güzele kardeş olaydım, oy Temir Ağa'ya yan Temir Ağa, bir ayak üstüne dön Temir Ağa, oy Temir Ağa'ya yan Temir Ağa, bir ayak üstüne dön Temir Ağa. Bir ayak üstüne dön Temir Ağa. Niye bir ayak üstüne? Bu sekerek oynanan bir oyun olduğu için mi? Bir ayak üstüne dön Temir Ağa diyor. Kim bu Temir Ağa? Aksak Timur. Bir ayak üstüne dön Temir Ağa derken burada bir beddia var. Beddia. Yani bu şey Moğol Timur. Tabii Moğol Timur. İşte Sivas Kalesi'ni yıkan, Anadolu'yu istila yıkıp, eden. Yakıp katliam yapan, efendime söyleyeyim, bir Moğol Hakan'ı. Kale direniyor Sivas Kalesi, Sivas komutanı da, kale komutanı da direniyor. Timur adam gönderiyor. Kale komutanına söyle, kaleyi direnmeden teslim ederlerse kan dökmeyeceğim, söz. Kale komutanı da bu söz üzerine, tabii bunlar rivayet. Tarihçiler muhtelif görüş ileri sürüyorlar bu konuda. Kale komutanı kaleyi teslim ediyor, kapıları açıyor. Timur da giriyor. Eşin bakayım şuraya hendekleri diyor. Hendekleri eştiriyor. Kalenin etrafına çukurları açtırıyor. Diri diri. Binlercesini gömüyor. Ben diyor söz verdim, kan dökmeyeceğim diye. Sözümde durdum diyor. Evet. Kan döktün mü? Yok. Öldürmeyeceğim demedim ya. Diyor. Şimdi kan dökmeyeceğim dedi. Tabii işin rivayet tarafı, işte bazı tarihçiler şöyle bir savunma yapıyor. Hayır diyorlar, orada o tarihte ön saflarda Ermeni askerleri vardı diyorlar. Bu Ermeni askerlerini sadece öldürdü. Müslümanlara dokunmadı. Burada bir duygusal yaklaşım da olabilir. Yani biraz pozitif, pozitif bir ayrımcılık, negatif ayrımcılığa dönüşmüş olabilir. Dolayısıyla böyle de bir şey var. Tabii bunu tarihçilere bırakalım biz ama bu türkünün oluşum nedeni, çünkü boşa yakılmaz. Günümüze gelinceye kadar türkünün sözleri içerisinde de baktığınız zaman zaten burada bir beddua var bağlantısında. Oy Temir Ağa. Yan Temir. Dişini sıkarak söyleniyor. Tabii, değil mi? Erkeğini, oğlunu, evladını şehit vermiş bir anayla empati yapalım şimdi. Oy Temir Ağa. Yan Temir Ağa. Yan diye. Yani neşeli bir türkü. Oy Temir Ağa. Yan Temir. Yan diyorsun. Gülücükler atıyorsun, oynuyorsun. Uyumuyor burada bir şeyler. Oysa ki bunun da doğrusu. Tıpkı E15'li'de olduğu gibi. Oy Temir Ağa. Yan Temir Ağa. Bir ayak üstüne dön Temir Ağa. Yani hep böyle aksiyasın, bir ayak üstüne fırır fırır dönesin. Ya burada bir kargış var, beddua var. Zaten türkünün, müziğin ritmine baktığınız zaman bu şimdi Sivas tarafında, o bölgede halay havası olarak. Evet. Anadolu'nun birçok bölgesine bu Temir Ağa halayı, Temir Ağa barı, Demir Ağa barı, Hakkari'den tutun, Erzurum'dan tutun, Erzincan, Kars, efendim, bütün o Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde bile, hatta Orta Anadolu'da Temir Ağa havaları vardır. Çeşitlemeleri vardır. Ya bu ne olmuş bu? Belki başlangıçta bu türkü de öyle hareketli oy Temir Ağa'ya yan Temir Ağa şeklinde değildi de oy Temir Ağa'ya yan Temir Ağa
Bir ayak üstüne dön temir. Hatta belki uzun havaydı. Bilemiyoruz. Şu ağıttı yani. Dediğim gibi türküler zaman içerisinde ritmini, karakterini değişebiliyor. Ve bir bakıyorsunuz oyun havasına dönüşmüş. Bir türküde, Orta Anadolu türküsünde anam anam garibanam ağlarım oy oy, ağlar ağlar karaları bağlarım oy oy. Şimdi söze bakalım. Anam anam garibanam ağlarım oy oy, ağlar ağlar karaları bağlar. Tabii canım yani bu... Bu nasıl ağlama, bu nasıl karalama? Çok var. Bence o türküde yani Temel Ağa'da altının çizilmesi gereken geniş bir coğrafyada söyleniyor olması. Çünkü... Anadolu'nun bağrına hançer saplamış denen timla söylenmiş. Demek ki her tarafta söylendiğine göre bu acının sınırlarını çiziyor bence zaten yani. Evet. Bu asıl ona bakacağız biz, yok oyun havası filan diye eleştireceğimiz ya, değil mi? Aynen. O zaman bir Ferrahi. Hadi bakalım. Ettim sılayı, dönemem gayrı. Ey Ferrahi yandım yara ateşine, ey Ferrahi yandım yandım yara ateşine. Neler gelir gariplerin başına, neler gelir gariplerin başına. Ağlayarak gelme gelme mezar taşıma, uyanıp da sana gülemem gayrı. Ağlayarak gelme gelme mezar taşıma, uyanıp da sana gülemem gayrı. Bu da böyle bir şey Ferrahi. Yüreğine sağlık. Buradan rahmet dileyelim Ferrahi Baba'ya da. Şey dikkatini çekti mi Kubilay? Geçtiğimiz programda şeyden bahsetmiştik. Miyor bir genel kurulundan. Hı-hı. Salon yaş ortalaması yüksek değil miydi? Ha, yani 50 yaş üstü müydü diyorsun yani? Yani gençlerden bana... ziyade. Evet, evet. Gençler ortak konuda... kuşak ve üzeri diyorsun. Yoktu gençler, evet. Yani azdı. Gençler, evet, gençler azdı. Nedensin bilmiyorum ama belki gençler bu konuda farklı mı bakıyor bu tür meslek birliklerine, ya da güvenmiyorlar mı? Ne dersin bilmiyorum. Bunu ben işte bir yerlerine tekrar otursunlar, yönetim kurulunun bilgisine böyle bir şeyi sunmak istiyorum. Yani dikkatimi çekti çünkü bunun araştırılması ve üzerinde biraz durulması gerekiyor. Gençleşmesi gerekiyor.
Yani aynı eleştiriler hatırlarsın. Atatürk'ü Düşünce Derneği için de dile getirmiştim. Yani bunun gençler nezdinde yani sahiplenilmediği fikrindeyim. Onu bir genç kuşağa inmesi demek bunun ömrünün ileriye, uzaması demektir. Tabii. Ömrünün uzaması demektir. El almak, el vermek yani. Tabii. Ve yeni fikirler, onların fikirlerine çok açık olmak gerekiyor. Biz bildiğimiz eski usulden gidiyoruz halen. Belki onlar çok daha başka bir şeyler diyecekler ve iyi olacak. Neyse, onu da bir parantez açmış evet, olduk. Evet, yenilikçi böyle bir bakış açısına her zaman ihtiyaç var. Bu her alanda böyle. Eğitimde, sporda, sanatta, çok alanda böyledir. Yani gençlere her zaman yer vermek gerekir. Zaten bu yüzden de Ulu Önder Atatürk, Ey Türk Gençliği diyerek direkt onları kastederek. Evet. Keşke o günlere dönsek. Şimdi ne söyleyeceksin bize ve ne konuşacağız? Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz dedikten sonra bu türkünün de sözünde bir açıklamada bulunmak isterim. Kefenim biçildi, kabrim kazıldı oy. Mezarımın üstü karalandı. Gel gel yavrum, gel gel canım, gel gel kurban, gel gel gel. Mezarımın üstü karalandı. Gel gel yavrum, gel gel canım, gel gel kurban, gel gel. Şimdi nota üzerine baktığımız zaman derildi defterim arsız amansız. Demek ki defterin arsızı ve arlısı var. Arlısı. Arlı defter, arsız defter. Ben hiç duymadım. Sen duydun mu? Hayır. Şimdi dolayısıyla derildi sözü bir defa toplandı, birikti. Derlemek, biriktirmek, bir araya getirmek, toplamaktır. Derildi defterim arsız amansız, hiçbir anlamı yok. Ama şiirin Karacaoğlan'daki orijinalini incelediğimiz zaman derildi dertlerim arsız arasız.
Ara vermeden toplandı dertler. Dertlerim üstüme üstüme gelmeye başladı demek istiyor buradaki. Anlatılmak istenen bu. Yani ne diyeceğiz burada? Derildi dertlerim artsız, arasız. Bağlandı yollarım kaldım çaresiz. Derildi dertlerim arsız, arasız. Yani burada kafiyeyi de uyalı da düşünmek gerekir. Zaten fazla düşünmeye gerek yok. Karacaoğlan'ın kendisi bütün şiirlerinde bu Karacaoğlan kitaplarında bu şekilde yazılıyor. Ancak bunlar neden oluyor? Biraz da buraya bakmak. Kim derlemiş? Efendim Nida Tüfekçi rahmetli hocamız Ali Sultan'dan derlemiş. Fakat burada yani tabii ki Nida Tüfekçi hocamız rahmetli son derece liyakatlı, vasıflı usta, hoca, icraçı. Eyvallah. Rahmet diliyoruz. Burada bazen derlemeciden değil de kimi zaman kaynak kişiden kaynaklanan yanlış aktarımlar oluyor. Ona hiç bir itirazım yok. Yani çok doğru. Büyük Ali bir Sultan ihtimal kaynak böyle... kaynak kişi Ali Sultan böyle verdiği için. Evet. Şimdi Sarı Sözen Hoca'da da bu vardır. Ama yani çok bariz orada diyor ki Karacaoğlan açıp bakmak tamam. Gerekmez miydi? Şimdi metin tamirini şimdi şöyle. Ya söylemek de, istemiyorum. Tabii tamam, böyle anlıyorum. Konuşmak istemiyorum diyebilirsin. Türk sevgili Haldun çok güzel bir yere temas ettin. Bazen Galat'ı aynen korumuşlar derlemeciler. Şimdi burada metin tamiri denen bir şey vardır. Bütün halk bilimciler, bütün edebiyatçılar, bütün akademisyenler, bütün hocalar bu konuda hemfikir oluyor. Ki ben de katılıyorum. Aldığım öğütlerde hep mesela bir profesör İlhan Başgöz rahmetli hep böyle öğütlerdi. Derdi ki oğlum sözlere çok dokunmayın. Kaynak kişi bir şekilde veriyorsa bir bildiği vardır. Onun da bir sebebi olabilir. Ne derler eskiler? Onun da bir esbabı mucizesi olabilir derdi. Ama siz not düşün, dip not düşün. Kaynak kişi bunu bize böyle verdi ama zaten bilimsel tespitler, çalışmalar, akademik çalışmalar da bu şekilde olmalı. Siz kaynaktan olduğu gibi alırsınız, dersiniz ki ben bu fotoğrafı yörede, alanda böyle çektim. Ha, biz bunu şimdi tamir edeceğiz. Şurada güneş iyi gelmemiş, ışık iyi gelmemiş. Hadi bunun üzerinde teknik birikimimizi kullanarak düzeltmelere gideceğiz. Ama burada bunu yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Metin tamirinde öyle ben yaptım oldu olmuyor. Şimdi bir örnek daha hemen buna bağlantılı olarak. Ben yine itiraz şerhimi koymak istiyorum. Yani bunun Karacaoğlan şiiri olduğunu biliyorsak Karacaoğlan'ın şiirine bakmamız lazım. Şimdi yani. Bu derleyen kişi aynı zamanda hem edebiyatçı hem müzisyen hem halk bilimci. Hiçbir itirazı yok. Olamayabilir. Ama bu geliyor değil mi? TRT'de repertuar kurulunda görüşülüyor. Evet. Orada düzelecek zaten. Ha, işte oradaki olay şu. Ya da herkes bir daha hocadan korkuyordu. Kimse bir şey diyemedi. Bir derleme kurulunda olması gereken şahsiyetleri sayıyorum. Etimolog, tarihçi, edebiyatçı, müzisyen, halk bilimci. Hatta eğitimci, psikolog. Niye? Orada öyle bir söz geçiyor ki subliminal mesaj olarak gençlere, çocuklara yanlış gidebilir. Dolayısıyla bu konularda duyarlı olmak lazım. Orada işte kurulun ne kadar sağlıklı olduğuna bakmak lazım. Biz alaylılar ya da biz işte 3-5 yakın arkadaş bu böyle bir kurul. Onlar bulunsun ama deden insanlar da olsun yani. Olsun ama bunun yanı sıra işin biraz önce anlattığım alanlarda birer uzmanın olmasında yarar var. Ha bu o anda yurttan sesler için yapılan, icraat anlamında yapılan, toplanan türküler o anda yayına türkü yetiştiriliyor ya da eser yetiştiriliyor. İşte tam senin söylediğin noktada TRT'nin işi değil o. Üniversiteler ne iş yapar? Konservatuvarlar ne iş yapar? Anlı şanlı bir sürü profesörler orada payı almıyorlar mı? Doktorasını yapanlar, doçentliğini yapanlar, bir tane baba it de çıksın, profesörlüğünü ya da doçentliğini yaparken TRT repertuarındaki türkülerdeki söz yanlışlıklar diyerek duydun mu böyle bir çalışma? Halil Atılgan, Necat Birdoğan Hoca ve Mehmet Özbek Hoca'nın haricinde geçmişte literatüre bu tür çalışmayı yapıp da
koyan, kazandıran ben duymadım bunların haricinde. Bunu Sivas'ta bir Sarı Sözen Sempozyumu'nda konu döndü, dolaştı, buraya geldi. Şimdi konuşsam bir türlü, konuşmasam bir türlü. Şimdi ölmüş gitmiş insanların arkasından konuşunca biraz da ya, toplumumuz duygusaldır. Hayır, hayır. Hani yanlış anlayabiliyor. Biz insanlar hakkında konuşmuyoruz. Tabii tabii. Biz diyoruz ki derleme yapmışlar ve çok iyi yapmışlar zaten. Onlara teknik hiçbir itirazımız yok. Konuşuyoruz. Bu bir sen kurula anlayalım. Geliyorsa o kurul doğru oluşturulmalı. Orada sahada karşılaştığımız göçükler burada düzeltilmeli. Peki, ve bu çok bariz ya. Peki, işte Karacaoğlan şiiri. Peki o zaman gel bunu bir başka programımızda. Çünkü bu hamur çok su götürür. Bir sonraki programımızda bunu daha açarak nasıl olması gerektiği, buradaki düzeltmelerin, çalışmaların nasıl yapılması gerektiği, sağlıklı kurullar nasıl oluşturulur, oluşturulmazsa işte önümüze nasıl, hangi sakat tespitlemeler gelir. Hemen kapatmadan önce bir örnekle Aşık Veysel'den vereceğim. Aşık Veysel okuması yazması yok, gözle görmüyor. Literatür okuyabilir miydi? Hayır. Evet. Nereden? Kazanımı nereden? Kulaktan alıyor. Evet. Somut olmayan soyut kültürü, aktarımları kulaktan alıyor, doğru mu? Peki, Havalanma Terli Durnan türküsünün son dörtlüğünde bir yanlış aktarım var. Onu da önümüzdeki programda anlatayım. Söyleyelim haye ve şimdi bunun yankısı da şöyle olacak. Kapatmadan önce ben de bu cümleyi kurayım. Diyecekler ki bu ikisi TRT'den ayrıldılar, TRT'yi bombardımana tutuyorlar diyecekler. Öyle bir niyetimiz, derdimiz yok ama bizim derdimiz türkü. Aynen. Onların... Ayrıca da kurumumuzu da çok da severiz. Ekmeğini yedik. Çok da hizmetleri olan bir kurum. Ama ya, kral çıplak demek lazım yeri geldiğinde de biz de bunu yapıyoruz. Ben olacakları söylüyorum. Duyarsan şaşırma. Yani. Belgeyle konuştuktan sonra hocam, biz belge geçiyoruz, dalga geçmiyoruz burada. Fotokopi izliyorsun yani. Evet. Peki efendim, iki elin sesinden bugünlük de sizlere veda ediyoruz. Evet efendim, haftaya bir sonraki programımızda doğru bildiğimiz başka yanlışlara değinmek üzere, paylaşmak üzere hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Haldun Karabudak ve Kubilay Dökmetaş'la İki Elin Sesi sona erdi.